İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Başbakanı Sedam Elikyan'ın konuşması. Geçen yıl Batı Ermenistan'daki Nemrut Dağı'nı 171 bin kişi ziyaret etti. Azerbaycan Şuşi'de Artsakh Cumhuriyeti döneminde inşa edilen binaları yıkacak. Edward Melikyan, Bağış'ın en eski adının Uazi olduğunu çok az kişi biliyor. Batı Ermenistan'ın bazı eyaletlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Batı Ermenistan'daki Hıtsunk Kilisesi Türk makamları tarafından patlatıldı. Ermeni Apostolik Kilisesi İsa Mesih'in doğuş bayramını kutluyor. Batı Ermenistan Başbakanı Sedam Elikyan 6 Ocak 2022 tarihinde bir konuşmada bulunarak 2021 yılında hükümetin yaptığı çalışmaları özetledi ve 2022'de yapılacak faaliyetlerin altını çizdi. Bunlar genel olarak Batı Ermenistan'ın ve tüm Ermenilerin çıkarlarını savunarak uluslararası eylemlerle gerçekleşecek. Sonunda Başbakan 1920'de Ermenistan'ı de jure tanıyan ülkeler de dahil olmak üzere herkesin doğuş bayramını kutladı. Batı Ermenistan Başbakanı Sedam Elikyan'ın konuşma metninin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan anıt mezarı ve dev heykelleriyle adından söz ettiren UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2150 metre rakımlı Batı Ermenistan'daki Nemrut Dağı ören yerini geçen yıl 171 bin kişi ziyaret etti. Bunların %90'ı yerli turist. 2020 yılında pandeminin etkisiyle ziyaretçi sayısı 52 bin kişiydi. 2022 yılında daha fazla ziyaretçi bekleniyor. Hakkin.az sitesinin bildirdiğine göre Şuşi'de Artsakh Cumhuriyeti dönemi sırasında inşa edilen binaların yıkımına başlandı. Parlamento binası ve diğer yapıların yanı sıra 6 adet 5 katlı bina yıkılacak. Basında çıkan haberlere göre parlamento binasının yerine bir cami yapılacak. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2022 Şuşi yılı ilan eden bir kararnameyi imzaladığı bildirilmişti. Bakanlar Kurulu'na Şuşi yılıyla ilgili bir eylem planı hazırlaması ve uygulaması talimatı verildi. 9 Kasım'da Rusya, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin Artsakh'ta Rus barış gücünün konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını hatırlatalım. Buna göre Artsakh'ın 7 bölgesi, Şuşi ve Hadrut'un bir köyü hariç tüm köyleri, Askeran ve Martuni bölgelerinin bazı köyleri, Mardakert bölgesinin Taliş ve Madaris köyleri Azerbaycan'a geçtiğine dair bir kararname imzalandı. Çivi yazısı ve haritalar üzerine çalışan Edward Melikyan Facebook sayfasında şöyle yazdı. Bu az bilinen bir kale değil. Evet, herkes Bağış hakkında bilir. Bağış, Bidlis, Betlis, Batlis, Bitlis, Balaleysa. Ancak ne yazık ki çok az kişi, çoğunlukla Urartologlar, en eski adının Uazi olduğunu biliyor ki Asur kralı 2. Sargon bu şekilde adlandırdı. Bu ismin Büyük Ermenistan'ın Ağzinik eyaletinin Azmazor en eski adı olduğunu o uzmanlardan bile duyamayacaksınız. Şimdi en önemlisi, daha sonra kent Salnutor olarak yeniden adlandırıldı. Bu arada Asur çivi yazılı kaynaklarda Büyük Haykın krallarının geçtiği rota olan Zorabahak dağ geçidi Tunibunu olarak belirtilmiştir. Bunu başka hiçbir yerde okuyamayacaksınız. Batı Ermenistan'ın Hakkari ve Şırnak illerinin ardından Bitlis ve ilçelerinde de 308 bölge bir yıl süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Dersim, Şırnak ve Hakkari başta olmak üzere birçok kentte kırsal alanlar güvenlik adı altında yasaklanıyor. Bitlis Valiliği de dün yaptığı açıklamada merkez ile Tatvan, Mutki ve Hizan ilçelerinde 308 bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. Tarih araştırmacısı Hajak Sirekanyan Facebook sayfasında şöyle yazdı.
Hıtung Kilisesi Ani Ören yerinin 25 kilometre güneyinde Hıtung köyünde bulunmaktadır. 7. 13. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Bu kilise 1960'larda Türk faşist yönetiminin makamları tarafından patlatıldı. Ermeni Apostolik Kilisesi Kutsal Doğuş Bayramı ve Asvaza Haytnutyun'u 6 Ocak'ta kutladı. 5 Ocak akşamı Noel vahilerinin bir işareti olarak tüm kiliselerde şenlikli bir ayin yapıldı. Ayinden sonra inançlılar kiliselerden kutsal ışığı sembolize eden yanan mumları evlerine götürdüler. 6 Ocak sabahı kiliselerde ayin düzenlendi, ardından geleneksel olarak haçın suya batırılması, İsa'nın Ürdün nehrine girmesini sembolize eden suların kutsanması yapıldı. Din adamı suyu haç ve meronla kutsadıktan sonra inançlılar da bu sudan hastalara bir nimet ve şifa olarak evlerine götürdüler. Papaz daha sonra İsa Mesih'in doğuşunu duyurmak için inançlıların evlerini ziyaret etmeye başlar. Bundan da Dınohnek adlı tören doğdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vay Sıra Harin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.